Hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Montank Blade'deki Bannerlord'dayız ve Montank Blade'deki Bannerlord'da serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Biliyorsunuz en son geçtiğimiz bölümlerde çöllerde çok büyük bir galibiyet almıştık. Hüsn Fulk gibi, Razih gibi çok yüksek refah düzeyi olan şehirleri ele geçirip burada servetimize servet katmıştık efendim. Bununla beraber halen aynı bölgede Sturgia bölgesinde 30-40 saattir olduğu gibi aynı savaşın içerisindeyiz efendim. Sturgia tarafı katiyen vazgeçmiyor. Balgar şehri umurumda değil. Sibir ve Varnapol'e asker yığmış vaziyetteyim. Gerçekten orada yüksek miktarda yığılmış tecrübeli asker var. Bu Sturgia ordularını durdurmak için Balgar tamamıyla yem olarak aldığım ve yem olarak kullandığım bir şehir. Balgar şehrini de sayarsam 7 şehrim var. Yanlış hatırlamıyorsam aynen öyle. Balgard'la beraber 7 şehrim var ki Balgard'dan deli gibi para geliyor. Niye? Çünkü garnizonda kimse yok. Mesela kimseye ödeme yapmıyorum Balgard'da. Razih'ten çok güzel para geliyor. Garnizona bir kağı ödememize rağmen. Şimdi efendim benim bu bölümdeki potansiyel amacım şu. Korenya Kalesi elimde. Korenya'ya gidip oradaki askerleri alıp Razih'e taşıma senaryosu yapacaktım galiba ama biz uzunca bir süre buradan çıkamayız abi. Yani Sturgia bizi burada tutarken o iş zor hocam, o iş zor. Şurada Korenya Kalesi'ni ben birine bağışlayayım. Korenya Kalesi'ni. Maşallah herkesle de ilişki mi? Kimseyle arayı bozmayalım. Biz bu buzul bataklıktan biraz zor çıkarız. O yüzden buralarda savaşmaya devam. Bütün askerlerin 100 üzeri artı 150 üzeri adamı var. Yanıma baharat tüccarı Dima, Çalya ve Turul'u da almıştım. Zaten 4 kişi benden geliyor. Geri kalan klan üyelerinin de artı 100 askeri var. Neredeyse hepsinin artı 100 askeri var. Şimdi şu Balgard'ı bunlar kuşattıkça gidelim. Onların ellerinden alalım. Ve karlı bölgede vuruşmaya devam edelim efendim. Başka da çok bir seçeneğimiz yok gibi zaten. Senior Bikes çok teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Dördüncü maymun en esas olanı bu arada. Kesinlikle öyle. Biz şöyle yapalım bu arada. Bannerlord'un yayınında sanki abone modunda takılsak daha iyi olur gibi. Normal yayınlarda okey de. Normalde okey de. Yok abi, Bannerlord'da chat'i kitlemek lazım. Hatta kitleyip anahtarı denize falan atmak lazım. Haydi bakalım. Şu savaşı bir gerçekleştirelim. Amacımız ne? Amacımız toprak kaybetmemek açıkçası. Şu an için amacımız bu. Başka da pek bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum. Aynı bölgede defalarca kez savaşıyoruz zaten. Emniyet kemerini takalım abi, en güzeli. Bitiremiyorum Sturgia'yı. Bitirebilsem şey mi yapsak aslında ya? Buradan çıktıktan sonra bir tur bir Omor ziyareti. Çünkü bence saldırı orduları bitti. Bir daha gelemezler. Omor'u alıp iyice mi itsek bunları? Başlamışken bitirme imkanım olsa keşke. Başlamışken bitiririm elemanları. Bu arada sevgili arkadaşlar, haberiniz olsun. Katıla özel bütün bölümler yayınlanıyor. Bundan önce oynadığımız iki bölümde şu an katılda yayında. Haberiniz olsun. Henüz kapak fotoğrafları koyulmadı ama yani seriyi anlık bir şekilde takip edebilirsiniz katılda. Geliyorum. Atlılarla 1v1 atıyorum. Dayak yiyorum. Ondan sonra savaşı sardırıp tekrardan dinlenmeyi bekliyorum. Ya Tarhan'ım, şöyle bir şey var. Evet, adamların şehrini almak kesinlikle onları daha da yıpratır ama bir sonraki fight'ta direkt alırlar. Hani gene gelirler oraya. Ve oraya asker kaynak bölmek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Mesela biz Varnapol şehriyle Sibir'i nasıl tuttuk? Tekrardan Sturgia bize saldırdığında biz Aseray cephesindeydik. Aseray cephesindeyken bir şekilde burayı korumayı başardık. Nasıl başardık? Öne bıraktığımız yemleri aldılar. Buradaki kaleyi aldılar. Şehri aldılar. İşte kaleyle Balgard'la falan uğraşırken onlar tam Sibir'in önüne geldiklerinde, daha doğrusu Varnapol'e geldiklerinde
Ben orduyu buraya getirmeyi başardım ve biçtik elemanları. Ya birader, bizim bu savaş niye bu kadar yavaş ilerliyor ya? Sturgia'ya karşı savaşırken var ya, acı çekiyorum ya. Ben burada tek başımayım. Okçular çıkıp gelmedi. 8 tane atlı var. Onlar uğraşıyor galiba. Hah, şunların etrafını bir sarın. Yani iyi açıdan bakalım. Piyade, okçu vesaire kaybetmiyoruz savaşta. Neden paso atlı okçuların dehşetiyle uğraşmak zorundalar? Arkadan bir tur daha adam geliyor. Gözler arıyor ister istemez bu çoklu vuruş modunu. Selamlar Resul, hoş geldin, merhabalar. Sevgili Hamit, merhabalar. Aleykümselam Burak, hoş geldin. Abi yok, gerçekten bu Sturgia topraklarından çıkılmıyor. Yani bir ilerleyiş kaydetmek için oturup saatlerce uğraşman gerekiyor ama yani şu saatten sonra böyle birazcık olsun durulurlar diye düşünüyorum artık. Bilemiyorum tabii de. Lord da esir alıyorum. Siz geçen bölümü görecektiniz bu arada bak. Şu an Balgar şehri önündeyiz, tamam mı? Balgar şehrinin bir kare gerisinde Sibir var. Sibir 700 askerle tahkim edilmiş olduğundan dolayı 400 garnizon 300 milis olacak şekilde oraya koyuyorum esirleri. Çünkü Balgar'da hızlıca ele geçirebilirler. 40-50 tane adam var içeride. Sibir'e doğru yürüyeceğim. Esirleri bırakacağım. Bak, yürüyeceğim yer 10 adım. Hocam 10 adım. Adamlar tekrar ordu getiriyor buraya. Muhammed Şimşek, selamlar, hoş geldin. Merhabalar. Evet efendim. Ganimetin %51'ini alarak savaşı sonlandırdık. Birçok adamı da burada esir almayı başardık. Zaten karşımızda 400 kişilik bir grup vardı. Çok da büyük bir direniş beklemiyordum açıkçası. Dediğim gibi buradan kesinlikle Sibir'e doğru ilerleyip bırakacağım. Sibir 759 askerle tahkim edilmiş vaziyette. Geçen bölüm ilerleyemedim bak. Harbi diyorum. Geliyorum buraya 400 kişi geliyor. Gidiyorum buraya 400 kişi geliyor. Sürekli 400 adam spamın oluyor orada. Gerçekten sıkıntılı bir durumdu. Şimdi bu kadar ilerlemenin ardına iyice güçleri kesilmişken bunların 4 tane kenti kalmış. Bütün hepsini bitirebilir miyiz lan acaba? Bütün Sturgia tarafını. 2000 nüfusum var.
Biraz daha adam çağırsam etsem dışarıdan bir yerden. Biraz daha adam toplasam mesela. Var mı yakınlarda? Yakınlarda alabileceğim adamlar var. 4 şehir 6 kale ama. Yok hoca biz burayı yıkacağız derken kesinlikle bir yerden adam gelir. Bütün orduyu buraya toplamayalım. Twitch'ten uyarı yedim. 2 ay isim değişemiyorum. Efendim sanırım ulu bir yarrak olarak kaldınız öyle değil mi? Aslında bence fena değil. Ya şey gibi yani böyle fantastik filmlerde olur ya. Ölmeden önce son söyleyeceğim bir şey var mı falan derken. Annene selam falan hani. Bu tarz ölen elemanlar olur. Onun gibisin bence şu an. Hani birazdan şişleneceksin ama amancılığı da yapıyorsun falan böyle. Eğlenceli. Yok abi biz bunları bitiremeyiz ya. Aslında Kuzey İmparatorluğu'yla barış yapsak 7290 haraç alarak barış mı? Abi ne olur 7200'e alalım. Niye barışmıyoruz? Ne yapacaksın Gauss Kalesi'ni? Sevgili Fatih Atalay selamlar hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Peki sayın hocam nickinizi ulu bir haşmetli bir malafat yaparken ne düşündünüz efendim? Hani sizi bu nicki alma arzusuna iten şey ne oldu onu merak ediyorum. Şey değil mi? Çünkü yararım çok görkemli. Pişman değilim. Abi pişman değilim dedi. Mükemmel. Ben de öyle düşündüm. Ben de öyle düşünmüştüm. Nasıl 390 adam dizdiniz şu kadar kaleye ya? Benim koskoca şehirde 90 tane adam bekliyor böyle. Ya boynu bükük 90 adamın bekliyor orada. diye. Resul çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Aha bak tekrar ordu toplamış geliyorlar. Bak bak bak. Müptezellere bak. Şşş. Elleme. Elleme geri çekil. Elleme geri çekil. Gir gir gir. Gir kuşat Balgard'ı. Kuşat kuşat. Arkadaşlar lütfen bak bana şunun matematiksel hesaplamasını yapın. Buradan buraya yürüdük. Hadi arada da iki tane köyü durduk. Kaç gün geçti lan? Abicim şu oyuna birazcık nerf atın. Nerf, nerf. Asker toplama, yapay zekanın asker toplama hızına nerf istiyorum ya. Şey diyor olabilirsiniz şu an. Ağlama hadi oyuna ama... Birader bu normal bir şey değil. Bak ben sana söyleyeyim. Bu normal bir şey değil. Oyun günüyle kaç gün geçti acaba ya? Bir saniye öğrenmenin bir yolu var. Anık yerinde. Öğrenmenin bir yolu var abi. Al save'ini. Bekle. Bekle bekle ben halledeceğim. Hocam bakınız. Şu an oyun günüyle 1145 gün geçmiş vaziyette. 1139. günde biz bu adamların 450 kişilik daha ordusunu doğradık tamam mı? 6 gün içerisinde 6 oyun günü yani gerçek zamanla 32 milisaniyeye falan tekabül ediyor. Hani ben şöyle kafamı kaçırırken 700 kişi topluyor herifler. 6 gün içerisinde 800 adam daha toplayıp geliyor. Ve 32 tane lordları içeride. Kral bak 32 tane lord hapiste şu an. 32 tane. Spurgia'yı gösteriyorum. Ağlama bak. Hadi oyna. Ağlama. Ama nasıl ağlamayayım? Nasıl ağlamayayım hocam? Nasıl ağlamayayım? Alp abim, keşene bereket abim. Ağlanmayacak gibi değil ki. Evet, şu adamların da fişini çekmeye gidiyorum. Allah'tan durum ileri de şey yapmayacağım yani, otoda salmayacağım. Bu sebepten oyundan soğuyorum şimdi, yalan değil. Şu an oyun oynamamın tek sebebi sizlerin ilgi duyuyor olması ve ilginizi geri çevirmek istememem sevgili dostlar. İşte Harry Potter'dır, Robocop'dur, farklı oyunlarda atmayı denedim kanala. Olmuyor baba, ne yapacağım? Gerek var mı?
Ama dediğim gibi yani bazı yerde can sıkıyor. 6 gün. Tamam 60 gün olsun demiyorum da. Ya 15 gün müsaade et bana ya. Savaş erken bitecek öyle düşün. Bizim atlı okçular falan elemanları ezmeye başladı. Asker spawn oldu kenarda. Onları da ezdiler. Bak 7 kayıp. Savaşçı zorluktayız bu arada. Vallahi Hamid sana bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten öyle ya. Hakikaten öyle. Yoksa tahammül edilecek bir tarafı yok yani. Tertemiz paket. 24 kişilik kayıp var. En azından şöyle düşünelim. Ordular veteran oluyor. Gitgide güçleniyorlar. En azından bardağın böyle dolu tarafını görelim. Çünkü çok fazla savaşa maruz kaldıkları için istemeseler bile gelişiyorlar. Böyle bir güzelliği var. Şimdi ben şuraya gidip geleceğim. Tekrardan esirleri bırakmaya. İyi izle bir ordu daha gelecek buraya. Yaklaşık kaç tane adamları elimizde esir? 42 tane. Bir ordu daha gelecek abi bekle. Bazen VPN'le reklamları izliyorum. Sırf kazan diye. Tabii başka nedenleri de var. Tahmin edebildiğim nedenler mi? Biraz nasıra sebebiyet veren türden nedenler galiba. Almanca çalışmak için canım. Almanca çalışırken elleri nasır tutuyor yazarken falan. Ya sevgili Hamid, gergin olmamak mümkün mü sayın hocam? Gergin olmamak mümkün mü? Yok gene bence ben gerginliğimi törpülediğimi düşünüyorum. Artık Wikipedia bahanesi de kalmadı. Tam Almanca çalışıyorsun öyle düşün. Amık yayıncısı gene gevşedi bana müsaade mi? Hayda. Hayda kardeşim eğlenmeyek mi ya? Acık da ben gülmeyeyim mi? Paralı kargıcı falan alamıyorum. Yürü bakalım devam. 1640 askerle yeniden kuşatmışlar. Bak ben daha burayı dönemeden kuşatmışlar. Ben daha burayı dönemedim. Evet hocam gel git yolculuk. Şey gibi hissediyorum bak. Bu oyun bir hapishane tamam mı? Burası da hapishane koridoru kanka. Orduyla volta atıyoruz böyle. Esir alsan da bir şey değişmiyor ki. Adamlar hapisten kaçıyor şey yapıyor. Abi şuna bakar mısın? Ne olur ya. Geldim. Geldim be. Bir tık ya. Bir tık kısın şunun ayarını ya. Bu kaçıncı bölüme tekabül ediyor acaba? Şöyle yapalım. Belli bir bölüme gelelim sonra biz ara verelim bence. Daş geçiyor oyun evet. Bunların kaç tane lordu var acaba bilmiyorum ki. 42 tanesi esirdi ama. Hadi 2 tanesi kaçtı de. 2 tanesi kaçtı de 40 tane lordu esir. En az bir 10 tane de burada 50. Ya nereye kaçıyorsun? Gene geldiler.
Yo 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 yo. Geçen seferki gibi olmayacak. Şişletmeyeceğim kendimi. Bizimkiler piyadeyi taramaya başladı an. İşler değişecek. Enver abim galiba benim duygularıma tercüman oldu. Ya paşam, ben diğer kentlere yürürsem adamlar arkadan gelip geri toplayacak. 300-500 askeri yok farkındaysan. Her seferinde 700-800 topluyor. Alacaklar yani. İstediğin kadar rush oyna. Ve sen tükeneceksin belli bir yerden sonra. Bir kuşatma atman kaç gün sürüyor biliyor musun? Ya kuşatma kulesini kuruyorsun, merdivenini dayıyorsun. Bu adamların geliş hızı anormal. Vallahi sevmeye çalışıyorum. Oyunda bir numara var ama belki ben göremiyorumdur diye. Ama yok arkadaş. Abi kesinlikle yok bu arada hiçbir numarası. Ekranda gördüğüm hiçbir şey anlamıyorum. Savaş kısımları hariç dandik bir flash oyun izliyormuşum gibi hissediyorum ki dandik. Kusura bakma Samet'im, sen oynuyor olsan bile katlanılmıyor, sevenler nesini seviyor hiç anlamıyorum. Abi sevilecek hiçbir tarafı yok. Alışkanlık var herhalde. Sevilecek hiçbir tarafı yok. Ya çok net söylüyorum bunu yani. Hani izlenmese dönüp yüzüne bakmam. Ve yani ister istemez bu şeye de yansıyor, videonun içeriğine de yansıyor. Ya keyif almadan oynuyorsun çünkü keyif alabileceğin bir yer yok, anladın mı? Ya şunun bir dengelenmesi gerekiyor yani. Birinin oturup bunu bir dengelemesi gerekiyor. Bir zorluğu ayarlaması gerekiyor. Ve zorluk dediğim savaş zor... Ya görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Ayarlardan, sefer ayarlarında gösterebiliyor muyum? Normal zorluk derecesindeyiz, tamam mı? Öyle kolay da basit de falan değiliz. Normal zorluk derecesindeyiz, zor da falan da değil. Yani... Çok samimi söylüyorum bak. Save'in kaçıncı saati? 30. saati mi? 40. saati mi artık? 30-40 saattir aynı yerdeyim lan. Bir 10 saat ticaret yapıyorum, ayağına sağda solda gezdim. Geçtiğimiz 20 saati falan burada geçirdim ben. Aynı bölge, aynı harita. Geliyorum, gidiyorum, pıt. Geliyorum, gidiyorum, pıt. Tekrardan orada atıyor. Ben de bıktım arkadaşlar artık gerçekten, hani okey zorluk mücadele severim ama bu beni biraz bıktırdı. Ağlama hadi oyna. Hayda. Tamam. Kesene bereket baranım. Ağlayarak oynamaya devam etsin. Gözdeflerimi silmez misin? Puh amına kudumun götü. Ne kadar ayıp. Bana mı kardeşim? Kendime geldim ama, bir kendime geldim, bir kulaklarımın pası silindi, fark ettiniz mi? Alıcılarım açıldı. Hakikaten alıcılarım açıldı yani. Bu oyunu oynadığın sürece sana derken balım, söveceksin mi? Ya modlamak falan lazım abi. Şeye bakalım, bir Old Dreams moduna güncelleme gelmiş mi? Olmadı bu save dursun.
Bir şu vampir modu gibi modlayıp devam edelim. Bilmiyorum, belki de devam eder şu an. Hoppa. Tamam şimdi agacım, bak sizle bir anlaşma yapalım. Beni rahat bırakıyorsunuz, tamam mı? Şu an ben rahat olmak istiyorum. Beni rahat bırakıyorsunuz. Şu şehri tekrar kuşatmaya gelmeyin. En azından bir süre, bak bir 5 dakika istiyorum sizden. 5 dakika gidem, fetih yapam gelem. Şimdi bak bir şey yapalım. Bunu bizim için eğlenceli bir hale çevirelim, tamam mı? Siktir lan. Bunu bizim için eğlenceli bir hale çevirelim. Sturgia tarafı beni rahat bırakacak mı? Onu merak ediyorum. 42 de hala 42. Nasıl 42 bilmiyorum. Gideceğim. Geleceğim. Sizce geldiğimde tekrar kuşatma yemiş olur mu? Bak gidiyorum. 16'sı kışı. Geri döndüğümde kaç olacak acaba? Bence kuşatma yiyecek bu arada. Güvenilir komutanı alalım. Pam pam pam. Evet, ev arabayı satıp basarım hocam, neler diyorsun? 16'sı kişi yola çıktık. 17'si 18'si dolaylarında şehre vardık diyelim. Eğer kuşatma yemezse gidip Omor'u falan kuşatacağım. Sırf belki talan etmeye bile gidebiliriz, bilmiyorum. Tamam bak, 18'i sabahı Sibir'deydik. Ve buranın her şeyi full değil mi ya? Yo, buranın her şeyi full değil. Ama bayağı iyi basmışız buraya. Benim abi burada. Abim Nosfon. Şimdi buraya pazar yeri basıyorsun. Korum basıyorsun. Eğitim alanı, garnizon kışlası ve su kemeri falan basıyorsun. Burayı şöyle bir 50 binle coşturuyoruz. Ondan sonra ben buradan zindana gidiyorum. Boy boy adamları burada sıralıyorum. 41 tane. 41 kere maşallah. Sevgili Sade Pide'den, Sade Pide 10. ayında teşekkür ederim. 10. ayın kutlu olsun. Sade Pide sağ olasın. Hoş geldin. Bir şey merak ediyorum. Ben mesela çıldırdım. Dedim ki sizin yapacağınız oyunu. Bütün herkesin kellesini vurmaya karar verdim. Kaç tane klanın sonunu getiriyorum? Ulan 41 tane lord var ha burada. Zorinası, Morinası. Bak Leontina burada. Zorina burada. Lavsak bunların klandan mı? Değil. Tovir bunların klandan mı? Tovir de bunların klandan değil. Lek. Bunlar hangi klandan hocam? Togarowing. Var mı başka Togarowing klanından adam? Bir şey söyleyeyim mi? Şu an hepsini idam etmemek için zor tutuyorum kendimi. Vursam hepsinin kellesine ne olur ki? Tak 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 tak. Gerçek dünya haritası modu. Avrupa haritası modunu gördüm. Vidar'ın klanı. Bak Vidar'ın klanında Vidar var, Uvilus var. Sen nasıl ordu kurup geldin lan? Ve bak. 18 yaşına gelmiş, ordu basmışlar direkt. Ne olur ki yapsak? Abi bütün serinin içinden geçersin, hiçbir şey olmaz. Yani kendi adamların dahil herkesle arandaki ilişkiyi kötüleştirirsin. Hiçbir halta yaramaz o da. Oyundaki kullandığım silahın adı Ronfalia efendim. Vidar'ın klanından Uvilus. Uvilus'tan başka kim var? Astin, Zem ve Vidar. Şöyle bu isme... arkadaşın sıkıntısı ne acaba? İsme göre sıralasak. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Astin. Astin, Uvilus. Sonra ne vardı? Zem ve Vidar.
Atok, tüh. Bak Zen ve Vidar yok. Neyse. Özel sıralamada kalsın ya da seviyeye göre sıralamada kalsın. Tamam, şimdi geri dönüyoruz. Tekrardan aynı cepheye. Balgar kuşatılmamışsa şayet buradan Omor'a doğru ilerleyeceğiz. Seriyi piç etmeye çalışıyor. Adam acık bunaldım, ne yapam? Acık bunaldım. Biraz üzerinize afiyet. Ha bu kıvama geldi, bunu bu gece sigerim ben. Hayda! Ne demek bu gece? Peki. Beyler kaç gün geçti? Allah aşkına kaç gün geçti? Sekmedi moruk, sekmedi, sekmedi. Yemin ederim sekmedi ya. Poişer'cim 9. ayı kutlu olsun, sağ olasın. Beyler 16'sında yola çıktık. Bak 16'sında yola çıktık. 18'i sabahı kafamızı şehirden içeri soktuk. 21'inde buraya geldik. 16'sı 21'i arası 5 gün. 5 gün içerisinde tekrar. Gel hocam gel. Gel gel. Gel abi gel. Bana ne amına koyayım. The Damage DC Oda Primal avantajlarımızla katılıyor. Hoş geldin. Damage DC Oda sağ olasın. Baranım kesene bereket. Sağ olasın balım. Aa yok. Oyunda şöyle bir durum var. Eğer... Binekten inin mi? Geri bin. Geri bin, geri bin. Biri indi, atı bulamadı. Yürüyün oğlum, yürüyün. Pazara adamları attan indirdim. Beritler dolmasa oyun hiç çekilmez. Nem nem nem. Omar'a ilerleyemiyoruz efendim, alamadık. Bizim atlılar ilerlemeyecek mi? Şimdi işte size güzel yanını söyleyeyim. O kadar fazla düşük seviyeli ordu getirdiler ki karşımıza. Bu sefer konumları birazcık şeymiş bu arada. Bu sefer konumları birazcık güzelmiş. O kadar çok düşük seviye ordu getirdiler ki karşımıza. Biz bunlarla mücadele ede ede ordumuzu gerçekten kaliteli hale getirdik. Dolayısıyla kolay kolay meydan savaşı kaybedeceğimizi falan zannetmiyorum. Ama ne yazık ki görüyorsunuz ki kesilen ordunun yerine hemen yenisi geliyor. Hani arada bizim bir atak yapacak fırsatımız olmuyor. Bu yüzden şöyle yapmalıyız. Bu Balgard tarafı çok el değiştirmiş olmasa bunu yapardım. Balgard'a 200-300 asker yığsak da acaba adamların gelmesini mi şey yapsak, yani korkutsak mı herifleri? Şimdi benim yaverlerin de ordusu var ya, benim 4 tane ordum var şu an hizmetimde, kendi ordum dahil. Kendimden feragat edip 100 adam koysam, 50'şer adam da yandaki yaverlerden alsam, baktığınız zaman 250 asker yapar. 250 adamı Balgard şehrine yığıp oradan fırlayıp Omor'a gitsek. Ve yeni sınır olarak Omor'u belirlesek kendimize. Çünkü bu böyle olmayacak. Aşkım içiyordum maden suyu. İstersen sen içebilirsin bebeğim. Hayatım. Sıtkım sıyrıldı. Başladığımdan belli aynı yerdeyim.
Efendim bebeğim. 15 bölümdür aynı yerde. Neyin bulamazsın? Hayatım ilerleyemiyorum işte. Sıkıntı orada. Yavrum bak takip ettim. Buralarıma da ağlamı. Tarım benimle taşak geçiyor. Ben efkar sigarası yapıyorum. Al kuzum. Karım benimle taşak geçiyor. Efendim sevgili İbrahim Cengiz Primer Avantajı ile 22. ayında. Teşekkür ederim İbrahim Cengiz, sağ olasın. Ve sevgili Horsehead Primer Avantajı ile aramıza katılıyor. Hoş geldin. Yazmazdım ama yazasım geldi. Tutsak adamları koleksiyonmuş gibi incelemen. Abi artık başka eğlence arıyorsun var ya. Ne yapayım? Ağlama hadi oyna. Ama Baran'ım, hanımım da benden taş taş geçiyor. Hangisi? Ağlama hadi oyna. Oy nasıl ağlıyor bak bak, oh ağla ağla ağla. Biraz da kullarım ağla. Ağla bebeğim. Göz yaşlarını yalamak istiyorum. Çok sert, çok sert. Gözyaşlarını yalamak istiyorum diyor. Evet dostlar, adamlar kendini dağ geçidinin arasına hapsederlerse, orada kalırlarsa bizimkiler bunlara hiçbir şekilde zarar veremez. Ama çıktılar o aradan gördüğüm kadarıyla. Soyadım Cengiz değil, Cingöz. Hah tamamdır, tamamdır efendim, memnun oldum. Ata niye vurdun, atın suçu ne? Kardeşim önüme gelene vuruyorum. Otomatik refleks. Nereye vurduğuma dikkat etmiyorum ya da neye vurduğuma. Çuf çuf. Düzen bozsalar çok rahat parçalayacağız onları da. Adamlar kirpiye döndü, fark etmişsinizdir yani. O kadar çok ok yediler ki. Jimmy Prime'ın avantajıyla ikinci ayında. Merhabalar babuşum demiş. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sevgili Jimmy, iyi seyirler diliyorum. Araya aldı bizimkiler, maymun ediyor bunları. İyiyim efendim, çok sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Honoris 20. ayında. Prime'ın avantajıyla 20. ayını kutluyor efendim, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Honoris, desteğiniz için çok sağ olun, 20. ayınız kutlu olsun efendim. Ona sıktılar adamın. Sağ olasın Cumhur, teşekkür ediyorum, eyvallah. Yok hocam, şikayetlem ne yok ya, oturup hani videoyu... Ya benim derdim şey değil, anladın mı? Şikayetlerim sizin seyir keyfinizi düşürmek değil. Sadece olan biteni söylüyorum, yaklaşık 6 gün sürüyor. Ya oyun günüyle 6 gün, gerçek zamanda da 2-3 dakikaya falan tekabül ediyor galiba. 3 dakikada bir falan geliyorlar. Ya oyun böyle, buna düşünerek bir şeyler yapmak lazım. Ne yapabiliriz? Sibir'e geri dönmeyeceğim. Hızlıca Omor'a gideceğim. Burayı kaybetsek bile mekan takaslamış olalım, anladın mı? Dandik bir mekana karşılık adamların iyi bir yerini alalım. Hatta ve hatta ne yapalım biliyor musunuz? Alalım, burayı alsınlar. Biz bunların en kudretli şehirlerine gidelim. İçeriye de 500-600 asker yığalım. En kuvvetli şehirlerinde.
barış yaptıktan sonra bunların bir ekonomileri sarsılsın. Artık var mı yapay zekanın ekonomisi bilmiyorum da. Aklıma gelen tek taktik bu. Vallahi Ozan'ım, şey muhabbeti de vardı bir ara. Yayıncı dilediği 3 kişiye sınırsız abonelik verebilecek diye. Yok abi öyle bir muhabbet. Olsa hanıma verirdim mesela. Ama veremiyorum. Ya bir ara vardı, kaldırıldı ya da bilmiyorum başka bir şeyler oldu. Ama şu sıra Twitch'ten çok bir event beklemeyin ya. Tamam, şöyle yapıyorum. Balgard 1700 refahı olan bir şehir. Hiç önemli bir yer değil. Ama Omor da değil bizim bunların elinden alacağımız. Epictora'yı gidip geri alalım. Hatırlarsanız Epictora'yı biz isyanlar sonucunda bir klanken almıştık. Şimdilerde bir krallığın parçasıyız. 46 tane adam elimizde esir bu arada. Şimdilerde bir krallığın parçasıyız. Klanken bizden alınan yeri gidip geri alalım abi yıllar sonra. Yıllar sonra güçlenmiş bir şekilde geri dönelim. Ve orayı tekrardan kendi bayrağımıza katalım. Bu arada sefer ayarlarından göstereyim. Savaşçıdayız yani şeyde değiliz. Çapulcuda değil. Savaşçıda oynuyoruz tamam. Aman aman bir şey değil. Sancak Bey modu değil. Farkındayım zaten hani. Oyunun zorluğuyla övünmüyorum da en kolayda falan da oynamıyorum anladın mı? Ya da en kolayda en zorda. Oyunun normal önerilen zorluğu bu diyebiliyorum. Başarım kovalarken. Evet sevgili dostlar. Elimizden aldıkları... Epicrotea şehri. Selamünaleyküm birader. İade-i ziyaret zamanı. Zamanında elimden aldığınız yeri şimdilerde gelişip güçlenip geri almaya geldim. Balgard'ı alabilirler. Balgard 1700'lük bir şehir. Burayı alacağım. İçeriye 500 asker yığacağım. 500 asker yağma. 150, 150, 150, 450 asker. 400 askere yakın asker yağarım buraya ama. Bak tekrardan kuşatmaydı orası. Ama oraya alsınlar artık. Oraya yapacak bir şey yok. Yok kaleden falan almıyorlar bu arada. Hayır. Hiçbir şekilde garnizonu azalmıyor. Tamamen. Sıfırdan asker topluyorlar. Buranın bizim için manevi önemi büyük. Manevi önemi büyük olan bu Epictora şehrini... Tekrarlardan ellerinden alacağım. Ve kaybettiğim Balgard bile olmuş olsa bu şehir tekrardan bizim topraklara katılacak. Bu arada farkında mısınız bilmiyorum. Bizimkiler esirlerden adam alıp duruyor. Önceden ben bu şekilde esirlerden adam aldıklarını falan da görmemiştim. Esirleri bayağı verimli kullanıyorlar. Tamam. Şöyle yapalım. Son mancını da alabilirsen. Alamadı. Aldı. Gündüz savaşmak istemem. Çok mu şımarıklık? Vurur. Lütfen mancını vur. Tamam çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Durdur oyunu. Melion Kalesi. Bana verdikleri kaleleri ileride bunlara geri dağıtacağım. Geri bağışlayacağım. Kalelere ihtiyacım yok. Hatta ve hatta şöyle savunanların düşük olduğu yerlerden. Bana verilen kaleleri bir adamlara geri iade edeyim. Gaos kalesini alamıyorlar. Savaştayız peki. Gaos ve Melion kalesi. Gaos ve Melion kalelerini vereceğim. Haydi bakalım şu şehri bir gidip alalım.
Böyle her 6 günde bir savaş olursa nasıl tüm dünyayı fethedeceksin? Abi edemeyeceğim. 7. çocuğu başardım an itibariyle kadın çarım var. Aa, kadın olursan doğuruyorsun. Erkek olursan diğerinin doğurmasını beklemek zorundasın. Kocada iktidarsızlık problemi yok mu? Hayatım, başarım için soruyorum. Ben dördüncüden sonra doğurtamadım. Ya benim hanım bozuk ya da... Bizde bir problem var. Planım şu şekilde. Sevgili Muhammed Şimşek. Eğer ki oyunu oynamak istiyorsak tabii ki... bu kusurları görmezden gelip oynamaya devam etmek ne kadar sağlıklıdır bilmiyorum ama... Eğer oynamaya devam etmek ve yeterince ilerleyiş kaydetmek istiyorsak... Yapabileceğimiz seçenek sınırlı. Aldığımız yerlere yüklü miktarda asker yığıp öyle devam etmemiz gerekebilir. O yüzden bol bol asker toplar, mekanları kuvvetli hale getirir, öyle devam ederiz. Yani şöyle olur, yanımda ben 3 ordu daha alabiliyorum ya, kendi ordum hariç 3 ordu daha basabiliyorum. O bastığım 3 ordu ele geçirdiğim yerlerin garnizonu olur. Sen misin lan oradan bana sıkan? Hadi bakayım. O bastığım 3 ordu diğer yerlerin garnizonu olur. Diğer adamlarla kale fethederim. Savuna savuna gideriz. Böylelikle oyunda zor da olsa ilerleyebiliriz. Ama öteki türlü bir ilerleyiş kaydetmemiz zor. Yani savunma koymadığımız senaryoda anında geri alabilirler. Ha, böyleyken de çok hızlı fetihler yapamayız bu arada işin açığı. Çünkü ben her yere nasıl o kadar yüksek miktarda asker koyabilirim, öyle değil mi? Ama en azından net bir şekilde ilerlemiş oluruz. İyi bari kuleye çıkıyorlar. İkinci kuleye çıkan var mı? Tamam, sanırım ikinci kuleye de çıkacaklar. Paralı askerler falan koruyor mekanı. Bir daha balta atmaya, kaldır elini. O kalkan eli bir indireyim. Bizimkiler buradan hücuma başladı. Bu tarafa destek veremiyorum. Okey, şu an mutluyum. Şu an mutluyum. Çünkü iki kuşatma kulesini de kullanıyorlar. Dolayısıyla en azından fetih savaşında hatadan kaynaklı asker kaybetmiyoruz. Gayet pozitif bir haber bu. Ya biliyorsunuz, adamların çıkmayıp buglandığı senaryoda, aşağıda beklediği senaryoda gerçekten çok can sıkıcı şeyler olabiliyor. Kayıplarımızın miktarı oldukça yüksek ve ilerleyişimiz çok düşük olabiliyor. Bu yüzden şu an ilerleyebilmek mutluluk verici. Hadi bakalım, ön kapıda bizimkileri darlayan... Buraya mutlaka gelip taş atacak. Yapma ya. Ah be. Taşınız mı bitti? Adamın taşı bitti sanırım. O kadar uzun süre savaşıp gelişti ki ordular. Doğru düzgün kayıp vermiyorlar. Harika. İyiyim Kaynap, sağ olasın, sen nasılsın? Umarım iyisindir. Efendim, kafa kesmek demek ileride kral olma ihtimalinizi komple sıfıra indirmek demek. Zira kafa kestiğiniz an bütün lordlarla ilişkiniz geriliyor efendim. Kalradde'deki tüm lordlarla. Tabii ki kafa kesmek daha kesin bir ilerleyiş. Hatta şu anki oynadığımız sürümde ilerlemenin tek yolu.
1-2-0 betalarda oynuyorum bu arada en güncel halinde. Ama dediğim gibi kral olma ihtimalinizi çöpe atmış olursunuz. Bana çünkü... namına koyayım. Ya ama bana ne diye diye olmaz ki baranım. Allah'a kılıcı kestim. Kılıcı çektim kafalarına vura 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 vura. Neyi komple mi sıfırlıyoruz efendim? Ya şimdi şöyle bakın bir adamın kellesini aldığınız zaman Kalradda diyarındaki bütün gerçeklere ihanet etmiş oluyorsunuz. Farkındaysanız bu diyarda esir düşseniz dahi kimse sizi idam etmiyor. Sizi ya da sevdiklerinizi savaş meydanında ölebilir lakin idam seçeneğini kullanmazlar. Çünkü şu, sen bir soylunun yaşama hakkını elinden alamazsın. Bir soylunun yaşama hakkını elinden alırsan, klan sahibinin yaşama hakkını elinden alıp öldürürsen bütün Kalradya'daki soylulara ihanet etmiş olursun. Kafa keserseniz şayet kesinlikle kral olamazsınız efendim. Yani şimdi şöyle, oyunda klanlar oylama yapıyor kral öldükleri zaman. 5. seviye üzeri aralarının iyi olduğu lordlara seçim yapma şansı gidiyor. Yani mesela diyelim ki Mançuk öldü. Kimler var şu an? Huranuk var mesela. Huranuk efsanevi savaşçılardan biri, öyle değil mi? Huranuk, ben ve işte birkaç adam arasında seçim yaptırılır. Ben kelle almışsam şayet kimse bana oy vermez. Sorun nedir efendim? Merdivenin altında kaldı bu adam, dur. Dur, bu adam merdivenin altında kaldı galiba. Ya da duvarın içinde bir yerde. Bugger Lord, Bug and Bülent Banner Lord. Tutsaklar yeterli, diğerlerini almasak da olur. Sancakları alalım. Bu şehre minik bir yağma vuralım. Ardından burayı ele geçirdikten sonra hiç kimse garnizona asker koymuyor. Farkında mısınız? Hiç kimse. Yani bu birazcık sıkıntılı bir durum. 86 bin para mı? Oo, bizde o kadar malzeme var ki yetmez. Erkek kardeşe verir, şey yaparız, sattırırız ya. Buranın sadakati artmaya devam ediyor. Bizim Balgar'da elimizden alabildiler mi? Alamadılar galiba. Bir anlık sinirle bütün bir klanı esir alıp öldürmüştüm. GG olduk o zaman. Yüksek ihtimalle. -30 ilişki falan giriyor. Göstereyim mi? Bak mesela. Elimizde İzdanka isimli bir adam var. İzdanka isimli bir kadın var. Bu kadını idam ettiğimizde kendi klanına -60 ilişki yazıyor ya. Bakın alta bastığımda. Bütün dünyayla. Bakın Banu Arbaz, Banu Kilt, Banu Arbaz, Banu Karaz. Aseray tarafından tutun. Paralı askerlere kadar. Karakergitler, Alevin Közleri, Kurt Postular, Javal Bedevileri, Kolt Klanı. Hepsi. Baltayitler -30. Bakın Baltayit normalde. Görüyorsunuz. Baltayit bizim klan değil mi? Kuzeyit'ten. Ama hayır.
sen bir lordun yaşama hakkını elinden alamazsın. Lordun yaşama hakkını elinden alırsan imparatorluktan tut. Bakın Dey Kortian, Vilandiyalılar. İmparatorluğu, Vilandiyası, Batanyası, Sturgiyası, Asera'yı. Herkes seninle düşman. Herkes seninle düşman. Yani mümkün mertebe idam seçeneğini kullanmayın efendim. Tabii seçim sizin. Şimdi sevgili abim. Şu eşyaları bir alıver. Sen bunları satıp bana parasını ver. Hop. Tık. Bakın birlikten gelen gelir 11 bin. Belki Balgard'ı kurtarırız ya da Balgard'ı kuşatan orduyu vururuz. Buraya asker yığmadım, farkındayım. Şehirlerini aldık, o bize yeter. Ahmet'im 11 yaşında. Dayanıklı ve zeki. Kendisi de at binmeyi öğrendi, çok iyi. Belki Ahmet'imi evlendirirsem torun başarımını yaparım ya. Balgard'ı aldı onlar. Epikrotea'nın sahibi. Ulman istiyor. Kanojan'la aram o kadar iyi değilmiş. Kanojan'a oy vereyim. Kanojan'la aram artsın. Aykut Elmas'ın Mehmet'i şişlemişler vayna aklıma geldi. Arka odada şişletsek ya lordları. Balım dediğim gibi şişlediğim an bittiğimiz andır. İyi var. Kurtarabileceğim mi Epikrotea'yı? Şimdi o Balgard'ı kuşatan ordu kaç kişiden tahkim ediliyordu bilmiyorum ama oraya doğru bir gidelim. En azından aha 300 kişi. Siz tekrardan 300 kişi bastınız mı lan? Balgard umurumda bile değil. Balgard sizde kalsın. Ben gidip sizin Marchek'le Rivail'ı elinizden alayım. Hatta direkt Rivail'ı elinizden alayım. Çünkü en uzak şehir o. En uzak şehir, savaşlardan en uzak şehir, en çok gelişip en görkemli olandır. Varsın onlar Omor'u alsın. Biz şehri aldık, yağmamızı attık. İçeride 160'a yakın asker var. Refahı da 5000'den düştü. Bu kadar hızlı gelemezsin. 300 kişi oradaydı. Orayı kim kuşatıyor? 300 kişi buradaydı az önce. Burada 300 kişi varsa orayı kim kuşatıyor? Kuzey İmparatorluğundan mı adam geldi acaba? Kulak geliyor burayı savunmaya. Eğer Sturgia'dansa çığlık atarım. Eğer Sturgia ise orayı kuşatan çığlık atarım. Hem Balgard'ı kuşatıp hem ikinci bir ordu tahsis edip tahsis ettikleri bu orduyla da burayı geri almaya... Vallahi burayı geri almaya oturmuşlar. Abi ne diyorsun oyun? Arkadaşlar içeri girdiler bu arada. Batanyalılara savaş açalım. Yapmayın, yapmayın. Hayır, hayır Joe, hayır Joe. İyi akşamlar sevgili Mustafa Can. Sağ olasın, hoş geldin. Lordları kendi orduna katabiliyor musun? Derken efendim ne gibi? Yani bir lordu kendi ordunuza alamazsınız. Sahadaki bir lordsa şayet. Ama benim aile üyelerimden biri ise alabilirim, evet. Evet, bir de Batanyalılara savaş ilan ettik. Yeterince sorunumuz yokmuş gibi. Ne işi var Kuzey İt'in Batanya ormanlarında? Ne işi var Kaan atlılarımızın ormanda? Ey Mançuk! Allah'ım ilk defa kar dışı bir arazide savaşıyorum. İlk defa savaştığım bir arazide kar yok. Şu an mutluyum.
Efendim sevgili tadilat nedeniyle kapalıyız. Katıl üzerinden aramıza katılıyor. Çok teşekkür ediyorum. Tadilat nedeniyle kapalıyız. Buyurun çok sağ olun. Hoş geldiniz yayına. Kanalımı desteklediğiniz için ayrıyetten teşekkür ediyorum efendim. Kesenize bereket. Sanırım orduların diğer kısmı öteki uçta. Güzel, köprü iyi denk geldi. Bir orduyu ezip diğerine geçme şansımız oldu böylelikle. Efendim sevgili Alondark abonemiz olarak aramıza katılıyor. Alondark hoş geldiniz. Merhabalar, desteğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar dileğiniz için. Çok sağ olun. Şimdi benim kafamı kurcalayan soru şu. Acaba Batanya tarafı Kaladok bize kuşatma atmaya gelir mi? Güzel. Adamların çoğu da firar etti. Hocam sizleri esir olarak alıyorum. Diğer adamları da alıyorum. Şimdi buradan şehri kurtararak güzel bir ilerleyiş kaydediyoruz. Lordları buraya koymak ne kadar mantıklı aslında. Çünkü burayı geri aldıkları an birçok adamı da kurtarmış olacaklar esasında. Bu benim pek istediğim bir şey değil. Ve ben toprak bağışladığım için sanırım bir miktar asker fazlalığı sorunu yaşıyorum. 2-3 tane falan asker var. Adamlarımın ordusu var diye düşünüyorum. O yüzden şey yapmayacağım. balım kaçmalarını engelliyorum. Ne yapayım? Otu çektim oraya. Hadi bakalım diye. Şimdi efendim bizimkiler Batanya'ya neden savaş ilan etti? Öncelikle bir bunun sebebini algılamak lazım. Batı İmparatorluğu ve Vlandia ile beraber eş zamanlı olarak dalıp tam sırası diyerek şehir almak adına girmiş olabiliriz ama ben Kaanların, Kuzey Kaanlarının ormana girmesinden yana taraftar değilim. Bırakın adamların ormanlara, adamlarda kalsın. En azından şimdilik. Çünkü bence şu an ekstra bir savaş cephesi açmaya gerek yoktu. Bununla beraber Sturgia tarafı hallaç pamuğuna dönmüş vaziyette. Yani adamları haşat ettik. Kuzey İmparatorluğunu da haşat ettik. Ama Sturgia ısrarla toparlanıp gelmeye devam ediyor. Şöyle yapabilirim. Buranın erken düşmemesi için baharat tüccarından, orduları sıfırlamak değil de niyetim, kendimden, baharat tüccarından, Kalia'dan ve Tuğrul'dan
50'şer asker alıp buraya koyarsam 200 asker yapar. Ama değer mi? Yani Koltit klanının bize ait olmayan bir şehre böylesine bir yatırım yapmaya değer mi? Asıl soru o. Şimdi bu yatırımı yapmazsak burayı çok hızlı bir şekilde çökertirler. Yatırımı yaparsak biz ordu bağlamında güçsüzleşiriz. Lakin kafamız rahat bir şekilde hareket ederiz. Sanırım ben bu orduyu hiç bozmadan gidip adamların Rivail şehrine çökeceğim. Çünkü muhtemelen en güçlü yerleri, ekonomi yerleri burası. Burası yıllardır savaştan etkilenmiyor. Oyun günüyle 1100-1200 gün geçmiş vaziyette. Normal zamana kıyasla 3-4 sene falan yapar sanırım. Ya 1000 gündür, 1200 gündür hiç zarar görmemiş bir yer var, anladın mı? Çok yüksek miktarda para vardır orada. Bence oraya gitmeliyiz. O yukarıdaki şehirde asker fabrikası da vardır sanki. Evet. Muhtemelen çok korunaklıdır da ama gidip şansımızı denememiz lazım. Buranın içerisinde 22 tane lordu esir tutuyoruz diye. 18 tane lordmuş, pardon. Ya da 10 tane, bilmiyorum. Ben buranın içerisinde lord esir tutuyoruz diye adam koymak istiyorum ama değmez. Kurtarırlarsa kurtarsınlar. Dönüp dolaşıp yeniden ordu basar gelir. Ben o ara onların başkenti deviririm. Evet sevgili dostlar, şöyle yapalım. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkür ederek videoyu burada sonlandıralım. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edelim efendim. Esenlikle kalın. Bye bye.